أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ehline ve ashabına, kıyamete kadar gelecek olan mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun inşallah. Buraya teşrif ederken attığınız her adım dolayısıyla günahlarınız, ayıplarınız, kusurlarınız bağışlansın. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katında şerefiniz, izzetiniz, takvanız da arttırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Değerli kardeşlerim, değerli büyüklerim, geçen hafta Ebu Hureyre ve annesi üzerinden anne ve babalarımıza hürmetimiz, saygımız, muhabbetimiz nasıl olması gerekiyor ile alakalı konuşmuştuk. Bir Müslüman şahsiyetin anne ve babasıyla olan hukukunu gözden geçirmiştik. Ve o gün zamanımız yetmedi. Belirli konuları bugün tekrar gündeme alacağımızı, kitabın ve sünnetin sürekli hayatımızda canlı tuttuğu ama maalesef pratik hayatta zayıf kaldığımız bu önemli konuyu inşallah birkaç hususla beraber bitireceğim. Asıl mevzumuz olan İsar konusuna da inşallah giriş yapmış olacağız. Allah Azza ve Celle öncelikle söyleyeceğim sözlerin doğrularıyla amel etmeyi bana, sonra da sizlere nasip etsin. Kardeşlerim, şurada bulunan Hazirun'daki her bir abim, her bir büyüğüm, her bir kardeşim, cenneti elde etmek ve cehennemle arasına perde koymak adına üstün bir gayretin içerisine girdiğinizi ben Müslüman bir kardeşiniz olarak şehadet ederim. Bazen öyle anlarınız olur ki Allah'ı memnun etmek, cenneti elde etmek ve cehennemden kaçınmak için amel kapılarını çok uzaklarda ararsınız ve ararım. Halbuki evimizin içinde, dairemizin altında veya üstünde, sağında, solunda, iki sokak ötesinde, belki de en uzağa bir mahalle kadar olacak şekilde iki kapı vardır ki Allah'ın lütfettiklerinin dışında Müslümanlar bu iki kapıyı zayi etmişlerdir. Bu iki kapının hakkını verememişlerdir. Ve maalesef ki bu iki kapı kırıldıktan sonra, artık işlevini yitirdikten sonra da elimizden bu altın fırsatı kaçırmışızdır. Peki nedir o iki kapı? Cennete açılacak kapımız nedir? Cennet kapılarının anahtarları kimlerdir diye sorarsak, isterseniz sözün üstadı olacak olan Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'ya bırakalım. Kendisi der ki, bir Müslüman, ne olur dikkat edin, bir Müslüman anne ve babasını, bir Müslüman olan anne ve babasını sırf sadece Allah'ı memnun etmek için, Allah'tan sevap elde etmek için memnun ederse, onlara hayırla muamelede bulunursa, onlara ikramda bulunursa, onlara iyilik yapar ise Allah Azza ve Celle o kula, o Müslümana cennetten iki kapı açacaktır. Subhanallah. Subhanallah. Halbuki bizler cennetin kapılarını açmak için şehirler açmıştık, kıtalar açmıştık değil mi abiler? Bir daireyi göremedik. İki sokak ötedeki kapının farkına varamadık. Allah'ın lütfettikleri haricinde. İbni Abbas radıyallahu anhuma dedi ki, kim Allah rızası için
sevabını ve ecrini Allah'tan umarak anne ve babasına güzel muamelede bulunursa cennetten ona iki kapı açılacaktır. Sonra devam etti. Dedi ki bu iki kapıdan tabir yerindeyse o iki eşikten biri yoksa anne ve babadan biri vefat ettiyse İbn Abbas dedi ki o zaman cennetten dedi bir kapı açılacaktır. Eğer onu o yaşayanı hoşnut edersek ederseniz. Sonra duraksadı. Döndü. Dedi ki ne olur dikkat edin gençler özellikle. Dedi ki eğer dedi bu ikisinden anne ve babasından birini gücendirirse, küstürürse, alındırırsa, kalbini kırarsa, onu mutlu ve mesut etmez ise, ona kötü muamelede bulunur ise, onların gönlünü tamir edene kadar, onların hoşnutunu sağlayana kadar Allah o kuldan razı olmayacaktır dedi. Subhanallah. Hemen aklımıza Yemenli bir sahabe geldi. Dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah ben Yemen'den sana hicret ettim. Senin yanında yaşamak için, Medine'de İslam'ı buram buram kokusunu hissedebilmek için, Mescid-i Nebevi'nin içerisinde senin arkanda saf bağlayarak Allah'a yürümek için hicret ettim deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki peki geride kimleri bıraktın? Dedi ki gözü yaşlı bir anne ve bir baba bıraktım. Allahu Ekber. Gözü yaşlı bir anne ve baba bıraktım. Buraya hicret ettim. Belki anne baba Müslümandı. Onlar da İslam'ı yaşıyorlardı. Yemen'de İslam'a tabi olmuş belki bir kabilenin içerisinde büyümüştü. Ama Allah'ın dinini daha rahat yaşamak adına arkada iki tane gözü yaşlı insan bıraktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptın da, ne iyi yaptın da, ne kadar hoş bir amel sergiledin de cennetin kapısı sana ardına kadar açıldı demedi. O iki solan yüzü güldürene kadar, ağlayan gözleri durdurana kadar dedi. Orada kalacaksın Allah-u Ekber. Müslümanlar, dünya değil. Ey ana, Amerikaları keşfedeceğim. Makam ve mevkilerin birinden bitmeden ikincisine çıkacağım. Yeni yeni işler yapacağım diyerek anne ve babasını üzenleri demedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Geldi bir tane genç. Dedi ki nafile bir cihad için. Parantez açıyorum. Bu konuyu özelde daha sonra işleyeceğiz. Nafile bir cihad için. Geride gene anne ve babasının gözü yaşlı olarak bırakan gence git dedi onları razı et. Onların ihtiyaçlarını gider. Onların sıkıntılarını gider. Senin cihadın budur dedi. Allahu Ekber. Şimdi dikkat edin İbn Abbas dedi ki kim o ikisinden birini gücendirirse, küstürürse, onların gözlerini yaşlı bir şekilde evin içinde bırakırsa, sonra da bu mescide gelip böyle gururlu gururlu yürürse, ne dedi? Onların gönlünü tamir edene kadar Allah o kuldan razı olmayacaktır. Subhanallah. Sonra orada bulunanlardan bir tanesi dedi ki, peki dedi ey Abbas'ın oğlu, peki dedi onlar haksızlık yapsa da mı? Haksızlık yapsa da mı? Yani biz onlara iyi davransak, evlatların en iyisi biz olsak ama onlar diğer evlatları sevseler. Onların temel ihtiyaçlarını biz gidersek ama onlar bize sözüm ona nankörlük yapsalar. Bizim kadrimizi ve kıymetimizi bilmeseler. Oturduğumuz meclislerde, mescitlerde, akraba ziyaretlerinde bizim hakkımızda suizanda bulunsalar. Kötü zanlarla hakkımızda konuşsalar. Evet bu haksızlıklar bize yapılsa da mı? Halbuki köydeki araziyi en çok ben hak ediyordum. Hatırlıyor musun? Babamdan kısa da olsa bir borç almıştım da bir dükkan yapmıştım da gitti onu da kardeşime verdi. Bu zulme rağmen mi? Evet dedi. Haksızlık yapsalar da bu böyledir dedi. Subhanallah. Haksızlık yapsalar da. Dövseler de seni. Dikkat edin gençler. Dövseler de. Efendim beni babam sürekli dövüyor o yüzden size şikayetçiyim. Yok. Dövseler de. Sana sövse de. Benim babam bana sürekli sövüyor. Ben evin içerisinde otururken bana hakaretler ediyor. Böyle bir baba olmaz. Olsun deme. Haksızlık yapsa da İbn Abbas diyor ki onun gönlünü hoş edeceksin. Evet kardeşlerim. Allah'a isyan olan yerde mahluka itaat yoktur fermanıyla bir anne ve baba
zaten sizin anne babalarınız bu konuda uzaktır, tenzih ederiz. Bir anne ve baba evladına şirke zorluyorsa, evladını nankörlüğe küfre zorluyorsa, evladına Allah'a itaat etme konusunda engel oluyorsa, tabii ki ona itaat farz değildir. Tabii ki ona itaat farz değildir. Ancak özellikle dünyevi konularda, belki mübah olan meselelerde, belki nafile olan meselelerde sizin hakkınızı koruyamıyor ise, zayi ediyorsa dahi onlara güzel muamelede bulunmak zorundayız kardeşlerim. Bakın tabi'in neslinden Taylese bin Meyyaz isminde rahimeullah bir zat-ı muhterem var. Diyor ki ben haricilerin içerisindeydim. Yani sahabeden bazılarını, özellikle Hazreti Ali radıyallahu anh'ı ve ashabın böyle önde gelenlerini tekfir eden, onları kafir gören, kiminin kanını akıtan, kiminin malına el koyan bir sınıfın içerisindeydim. Harici bir sınıfın içerisindeydim. Ve bazı büyük günahlar işlediğimi düşünüyordum. Bu meseleyi Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'ya sordum. Dedim ki ey Abdullah, ben haricilerin sınıfının içerisinde bir dönem kaldım ve onların içerisinde şöyle 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 büyük günahlar işlediğimi düşünüyorum deyince İbni Ömer durdu ve dedi ki senin dedi bu yapmış olduğun işler dedi büyük günahlardan değildir. Büyük günahlar dedi şu 9 şeydir. Birincisi Allah'a şirk koşmaktır. İkincisi de yani sonuncusu pardon 9.'sü da anne ve babaya hürmetsizlik yapmaktır dedi. Bakın büyük günahlardan. Birincisi şirk koşmaktır. Sonuncusu yani 9. madde de anne ve babaya kötü muamelede bulunmaktır. Hatırlayın ne olur kardeşlerim. Defaatle birbirimize hatırlattık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste otururken size büyük günahların da daha büyük olanını bildireyim mi? Bunu tam 3 defa tekrarladı. Bakın büyük günahın daha büyüğünü, Allah'ın daha fazla gazaplandığı, Allah'ın daha fazla öfkelendiği ve cezalandırdığı 3 şeyi saydı. Şirk, yalan ve bunların arasına tam ikisine anne ve babaya kötü muameleyi koymadı mı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? O yüzden anne ve babaya itaatsizlik, hürmetsizlik, saygıda kusur etmek, haklarını bilmemek, onları tabir yerindeyse sözüm ona, sözüm meclisten dışarı adam yerine koymamak tabir yerindeyse kardeşlerim büyük bir günahtır, büyük bir haramdır. Ondan sonra İbn Ömer adama döndü, tabiine döndü, dedi ki sen dedi cehennemden korkup cennete gitmek ister misin? Subhanallah. Biliyorsunuz hariciler o dönemde çok ibadet etmek ile Allah'ı razı edecek salih amellerle meşgul olmak ile tabir yerindeyse ün salmış insanlardır. İbn Ömer diyor ki sen cehennemden korkup cennete gitmek ister misin? Diyor ki vallahi evet. Vallahi evet. Yani bu işte o kadar kararlıyım ki vallahi Allah'ı şahit tutarım. Ben cehennemden korkuyorum. Cehennem ateşinden korkuyorum. Allah'ın gadaplanmasından korkuyorum. Ve Allah'ın rahmetini istiyorum. İbni Ömer radıyallahu anhuma adama döndü ve dedi ki anne ve baban hayatta mı? Subhanallah. Ya böyle bir soru mu gelir bunun arkasında? Bize kalsa böyle bir soru mu gelmesi lazım? Anne ve babanın hükmüyle alakalı meseleleri konuşuyoruz hocam. Bu kadar şirk varken, küfür varken, isyan varken, tağutlar varken. Yahu senin şu anki vakan tağutlarla değil, anne ve baban ile. Senin cehennemine gidecek olan husus dışarıda şirk koşan insanlarla olan muamelen değil. Anne ve baban ile olan muamelendir. İbni Ömer radıyallahu anhuma dedi ki anne ve baban hayatta mıdır? Bize sorsalar ne kadar da yumuşak adamlarmış be kardeşim. Biz de sahabe deyince elinde cenk böyle kılıcı alacak adamı kovalayacak. Kellesini vuracak, kol kopartacak, bacak kopartacak. Cenk meydanına adamı sürecek, savaşa sürecek, cihada sürecek, şehitliğe sürecek, göz çıkartacak, kafa yaracak. Öyle değil mi abi? Biz öyle zannediyoruz. Öyle yiğit adamlar onlar.
Adam kalkmış İbn Ömer radıyallahu anhuma bana soruyor, diyor ki annem baban hayatta mı? Hayatta deriz değil mi? Hayatta ne diyeceksin? Hayatta deriz biz. Adam dedi ki tabi'in onlardan dedi sadece bir tanesi hayatta dedi. Kim? Annesi. Annesi hayatta. Annesi sağ. İbn Ömer döndü. Dedi ki eğer dedi, bakın dikkat edin. Eğer annene güzel söz söyleyerek onun kalbini mutmain ediyorsan, onu mutlu ediyorsan, tatlı sözler söylüyorsan, leyin diyordu değil mi ayette İsra suresinde, yumuşacık böyle. Tabir yerindeyse o yediğin meyveden, o şeftaliden daha yumuşak, yediğin dondurmadan daha yumuşak ve tatlı sözler söylersen, onların gönlünü yaparsan, yetmedi. Sonra da onların geçimini üzerine alırsan, temel ihtiyaçlarını giderirsen, vallahi, vallahi, büyük günahlar işlemediğin müddetçe mutlaka dedi cennete gideceksin. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah öyle dedi. İsra suresinde onlara dedi leyin, yumuşacık sözler söyleyin. Onlara güzel muamelede bulunun. Hatırlayın. Said bin Müseyyeb'e geldi. Tabiinin o Medine döneminde en büyük fakihlerinden bir şahıs. Said bin Müseyyeb'e geldi. Dedi ki ey Said, ben dedi anne ve babama iyi davranmakla alakalı meseleleri farkındayım. Atıyorum ona ikramda bulunacağım, yedireceğim, içireceğim, giydireceğim, yolda yürüteceğim, ne derseniz deyin. Ancak dedi bu leyin ne demek dedi, yumuşak söz ne demek, tatlı söz ne demek, bunu nasıl yapacağım? Ne dedi Said? Rahimallah dedi ki kölenin efendisinin karşısında hitap ettiği gibi hitap edeceksin dedi. Ah ah, kölenin, köle istiyorsa efendisini ismiyle hitap etsin, istiyorsa lakabıyla hitap etsin, İstiyorsa efendisinin önünde yürüsün, İstiyorsa oturmadan otursun, onun eli sofrada kaşığı tutmadan sıkıyorsa o kölenin kaşık tutsun. Yapabilir mi abi? Yapamaz Müslümanlar, yapamaz. Dedi ki kölenin efendisine hitap ettiği gibi, ona muamele ettiği gibi edeceksin. Var mı Müslümanlar? İbrahim Aleyhisselam'ın babası şirk ehli, yetmez. Put yapan, insanların puta tapması için gayret gösteren bir adamdı. Ya ebeti, ey babacığım. O sözler ona aittir. Put kıran İbrahim Aleyhisselam'a aittir. Bize önce put kıran İbrahim Aleyhisselam'ın baltasını verdiler. Nereye koşalım abi dedik. Koştular dedi annenin babanın üzerine. Koştuk anne babaya. Dedik ki Allah'tan başkasına tapan kafirdir. Namaz kılmıyorsun, müşriksin. Ya oğlum dur, acele etme. Dedi anne baba, dur kalbimi kırıyorsun, beni üzüyorsun. Hayır dedi. İbrahim Aleyhisselam kavminin karşısına çıktı. Ey kavmim, bundan sonra sizinle aramızda küfürden başka hiçbir şey yoktur. Siz kafirsiniz, biz iman edenleriz. Safları o baltayla bize ayırttılar. Ondan sonra da kusura bakma genç kardeşim, annenin karşısına gelip de ey anneciğim diyemiyoruz. Utanıyoruz. Bize yumuşak diyecekler diye utanıyoruz. Sokakta görüp annenin babanın elini şöyle öpeceğim diye utanıyoruz. Sert adamlık ya. Tekfir ediyorduk abi, bundan ötesi mi var? Değil mi abi, yanlış mı söylüyorum? Haddimi aşıyorum bilmiyorum. Tekfir ediyorduk, kafir görüyorduk onları. Evin içindeki iki büyük hübel putu gibi görüyorduk onları aşağı vakalla. Hiç kusura bakmayın. İbrahim Aleyhisselam önce babasının karşısına ya ebeti diye çıktı. Ey babacığım dedi. O nezaketi bize vermediler, baltayı sıkıştırdılar elimize. Şimdi diyoruz ki gel kardeşim. Anneye anneciğim diyeceğiz. Elinden tutacağız. Ayaklarına yapışacağız. Bakın sonra bir hadis hatırlatacağım size. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim annesinin, bakın dikkat edin, kim annesinin şu iki gözü arasından öperse diyor Allah Resulü aleyhisselam, iki göz arası, iki kaşı da, alnının ortası da, neresi olursa olsun kıyamet gününde cehennem ile onun arasında bir perde olacaktır. Öptün mü? Utanıyoruz. Annemizin alnından öpmeyi utanıyoruz. Anacığım demeyi utanıyoruz. Ne oldu lan? Dün kafir diyordun. Müslüman görmüyordun. Şimdi anacığım diyorsun. Utanıyoruz değil mi? Şimdi gidemiyoruz evlere. Yalan demeyin kardeşler, ne olur. Vakamız oydu, vakamız. Vakamız oydu. Bununla övünüyorduk. Ben var ya, ben anamı babamı çiğnemişim kardeşim. Musabsa Musab benim. Sad bin Ebi Vakkas, o tavır bende var. Sen de o tavır yok kardeşim, kusura bakma. Benim bildiğim Sad bin Ebi Vakkas ağacın dibinde ölmeyi arzulayan anasının yanına git. Ey anacığım dedi. Ya anacığım, Allah sana dedi 100 can verse de dedi ben bu davadan vazgeçmeyeceğim. Sen istediğin kadar öl. Ama ey anacığım dedi, kafir karı, müşrik karı demedi.
affedersiniz, özür dilerim. İbrahim Aleyhisselam ey anneciğim, ey babacığım ifadelerini kullanıyor. Allah da bize diyor ki onlara leyin, yumuşacık, böyle lezzetli tatlı sözler söyleyin diyor. Affedersiniz, baldan da tatlı ve yumuşak, yediğiniz kavundan da tatlı ve yumuşak sözler söyleyin diyor. İşte Said bin Müseyyeb'e geldiler, dediler ki ey Said, biz burayı anlamadık. O da dedi ki efendisinin karşısında hitap eden bir köle gibi olacaksın dedi. Allahu Ekber. Sonra Allah'a dedi yemin ederim ki, son kısmı tekrar bağlıyorum. Allah'a dedi yemin ederim ki, annene tatlı söz söyler, onun bakımını üzerine alırsan, bakın diyor ama emekli maaşı var abi. Emekli maaşı var. Ya o emekli maaşıyla kadın İstanbul dışına çıkamıyor. Sen neyinden bahsediyorsun? Temel ihtiyaçlarını da diyor üzerine alırsan, baba da dahil olmak üzere. Bakın sahabe geliyor. Diyor ki ya Resulallah, babam çocuklarımın hakkı olan bir şeyi diyor benden almak istiyor. Ne diyor Allah Resulü Aleyhisselam? Diyor ki bir babanın diyor en temiz parası nedir biliyor musun? Çocuğundan diyor aldığı paradır diyor. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bütçeyi zaten ayırdık, o ayrı bir mesele de. Şimdi bir babaya tabir yerindeyse sahip çıkma, anneye sahip çıkmayı şu an marifet zannediyoruz. Halbuki en büyük sorumluluklarımızdan bir tanesi. Biz bunu unuttuk. Şeytan bize bunu unutturdu. Özellikle genç kardeşlerime sesleniyorum. Özellikle. Hani alimler gençleri tasvir ederlerken diyorlar ki kanları çok hızlı akar. Hedefleri çok büyüktür. Onların omuzlarına Ağrı Dağı kadar büyük bir sorumluluk koysanız taşırlar. Hiç korkmazlar abi. Buradan Adana'ya gideceksin, hem de yürüyerek gideceksin der. Genç hiç erinmez. 50 yaşına geldiğinde şöyle arkasına bakar. Abo der, biz buradan buraya kadar yürümüşüz. Lan nasıl yürümüşüz ya? Der. Şu an her birinizin gücü buna müsait. Hedefleri buna müsait. Ne olur size sesleniyorum kardeşlerim. Kendi nefsimden sonra size hatırlatmak istediğim büyük bir hakikat var. Onların, yani anne ve babaların yapmış oldukları bizim için şeyler, bizim onlara yapacağımız her bir şeyi aciz bıraktı. Aciz bıraktı kardeşler, aciz bıraktı. Yani onların haklarını ödeme konusunda her birimiz aciziz. Kimse böbürlenmesin. Aha burada delili var. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma, Yemenli bir adamın annesini sırtına alarak Kabe'yi tavaf ettiğini, tavaf esnasında da ben annemin sadık devesiyim. Allah'a ekber, kurban olayım sana. Ben diyor annemin diyor sadık devesiyim. Onun devesi yorulur, ben yorulmam diye şiirler okuyarak böyle Mescid-i Haram'ı tavaf ettiğini görür. Hatırlıyorsunuz değil mi rivayeti? Ondan sonra Abdullah İbni Ömer'in yanına gelir, der ki ey İbni Ömer, ben şimdi annemin hakkını ödedim mi? Ben şimdi annemin hakkını ödedim mi? Yemenli adama aslında şunu demek lazım. Sen bu soruyu ona değil de sırtında taşıdığın kadına sorsaydın. Ya anacığım memnun musun? Şimdi sana hakkımı ödedim mi? Benden razı olacağın konusunda Allah'a bir güvence vereceğini söylüyor musun? Ne der o gariban? Vallahi der oğlum, iliklerime kadar hakkımı helal ediyorum sana. Beni evden de kovsan, itibarımı yere de düşürsen, şu Kabe'yi bana dolaştırdın ya, Mescid-i Haram'ı bana dolaştırdın ya, sırtında taşıdın, bu sıcakta say yapmam konusunda bana yardımcı oldun, sana hakkım helaldir, senden hak talep etmek nankörlüktür demez mi abi? Der. Ne olur kendiniz için düşünün. Ya çıkın şuradan evlerinize, yaşayan anne babanız varsa ya deyin ki, Müslüman bir anne babanın vallahi isteyeceği önemli şeylerden bir tanesidir. Ya anacığım benden ne istiyorsun? İste ana, sana dünyayı ayaklarına getireyim. Ne der biliyor musunuz? Ya evlat der, şu gözlerle, şu dünya gözüyle son bir kere olsa, ulan televizyondan görüyoruz ama Mescid-i Haram'ı bir görebilsem, Kabe'yi bir görebilsem, sarısıyla, siyahıyla, beyazıyla, kırmızısıyla, değişik tenlerdeki Müslümanlarla beraber şöyle Mescid-i Haram'ı tavaf etsem, Safa ile Merve arasında say yapsam, sahabenin çektiği çileleri görsem, hissetsem, tefekkür etsem, Mescid-i Nebevi'ye gitsem, ah peygamberim desem, seni ben dünya gözüyle göremedim, Allah Azze ve Celle bana sana cennette görmeyi nasip etsin diye dua etse, ah be oğlum bundan başka hiçbir şey istemiyorum der, inanın der. Siz de gidiyorsunuz,
bir bilet alacaksınız. Anne ve babanıza veya iki tane bilet alacaksınız. Ama şunu kesinlikle yapmayın ha. Rica ediyorum. Ana, seni bir dullarla grubu varmış. Orada Ayşe abla diye biri varmış. Onlara emanet edeceğim. Allah'ın izniyle sana onlar tavafını da yapacak, sayını da yapacak. Aman ha bunu yaptırmayın ne olur. Böyle bir iyilik yapmayın. Kamil bir iyilik yapın onlara. Yani dünya hayatındayken yapacağınız en büyük iyilik kamil manada olsun. Ya baba, seni falancaya emanet ediyorum. Dürüst bir kardeştir. Sevdiğim bir kardeştir. Otelde sana yardımcı olacak. Kahvede yardımcı olacak. Arabada yardımcı olacak. Aman ha bunu yapmayın. Şunu düşünün. Yahu benim annem babam hayatında İstanbul dışına çıkmamış insanlar. Uçağa binmemiş insanlar. Bu insanlar Mescid-i Haram'a gidip ibadet edeceğim derken birilerine eziyet ederler. Kendilerine eziyet ederler. Aman ha ben onların yanında olayım diyecek bir iyilik yapın. Karşılaştık değil mi abi? Kocaman bir kafile 80 yaşında bir teyzeyi aramakla umreyi geçiriyor. Teyze bakmış da çok farklı yerlerde. Oğul iyilik yaptı, bıraktı onu kafileye. Kafile nasıl sahip çıkacak 80 yaşındaki teyzeye? O zaman sen gideceksin. Onu tavaf ettireceksin. Say yaptıracaksın. Sonra da otelin lobisinde konuşun. Allah rızası için. De ki anam de, babam de, başımın tacı de, gözümün nuru de, cennete açılan kapılarım de, ne derseniz deyin. Şimdi ben dünyadayken size çok zulmettim, sıkıntı çıkarttım, haddimi aştım, sizi bilemedim, kıymetinizi bilemedim. Şimdi bana hakkınızı helal ediyor musunuz deyin, benden razı mısın deyin, sana çocuk olarak, evlat olarak hakkımı ödeyebildim mi deyin, vallahi var ya gözlerinizin yağını tabir yerindeyse öpecek. Aman be evlat diyecek. Böyle soru mu sorulur diyecek. Hakkım helaldir. Binlerce kez helal olsun. Sokağa da atsan helal olsun. Hatırımı saymasan da helal olsun. Vallahi diyecektir o kadın. Şimdi siz Abdullah İbni Ömer'in yanında olan o Yemenli adam olun. Sonra annenize yönelin. Pardon. İbni Ömer'e yönelin. De ki ey İbni Ömer ben bu kadar sıkıntı çektim. Türkiye'den geldim binlerce dolar ödedim. 15 gün işimi bıraktım. Evimi bıraktım, çocuğumu bıraktım, dernek çalışmalarımı bıraktım. 15 gündür annemi sırtımda taşıyorum. Hakkım helal midir? Bitmiş midir artık benim davam annemle? İbni Ömer ne Yemenlinin, ne Yemenlinin yanında bulunanın, ne de senin, ne de otel odasında bulunacak olan annenin aklına gelmeyecek şu sözü söyleyecek. Dedi ki hayır. Sen dedi bunu yapmakla, sırtında anneni taşımakla, onun seni dünyaya getirirken bir ah çekmesinin dahi de hakkını ödeyemedin dedi. Subhanallah. Ne kadar doğrudur ben bilmem. Halk arasında bir ifade vardır. Bir anne çocuğunu dünyaya getirir iken 20 tane kemiğinin kırılması kadar acı hissedermiş. 20 kemiği ey gençler. Şimdi hangi haktan bahsediyorsunuz? Hangi hakkın ödenmesinden bahsediyoruz? Efendim ben... Annemi 30 yıl sonra memleketine götürdüm, köyüne götürdüm. Sultanahmet'i ziyaret ettirdim. Üsküdar'da Kız Kulesi'ni gezdirdim. Herhalde hakkını ödemişizdir diyorsan, aha işte burada sana delili mevcuttur. Kabe'ye de götürsen, sırtında tavaf da ettirsen, annenin doğum esnasında çektiği ahın, acının ve sıkıntının hakkını dahi ödeyemezsin. O yüzden genç kardeşlerim ne olur? Bizler bize olan muameleleri konusunda kendilerini vefasızca ortada bıraktığımız anne ve babalarımıza Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin vefasıyla geri döneceğiz. Bizim bu konuda en büyük örneğimiz Allah Resulü aleyhisselamdır. İnanın bu meclisteki insanlar değildir, başta ben olmak üzere. Bir anne ve babanın kıymetini, kadrini bilme konusunda en büyük örnek, bakın şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin göstermiş olduğu şu meziyettir kardeşler. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh annesi Fatıma binti Esed radıyallahu anha peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gençliği sırasında annelik yapmış bir kadındır. Annelik yapıyor ha. Peygamber aleyhisselama nübüvvet geldikten sonra da Allah Resulü kuşluk vaktinde dinleneceği yer olarak Fatıma'nın evini seçmiştir. Oraya gidiyor, yatıyor, dinleniyor. Evi gibi kullanıyor. Ebu Talib'in hanımıdır bu saliha kadın. Vefat ediyor.
vefat ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cenazenin başına geliyor. Başucunda oturuyor. Onun yapmış olduğu fedakarlığı bakın şu cümlelerle dillendirmeye başlıyor. Diyor ki ey annem diyor. Ey annem. Allah sana rahmet eylesin. Sen benim öz annemden sonra annemsin. Allahu Ekber. Daha doğmadan bir babayı görmekten mahrum kaldı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Annesiyle anlatacağı bir hatıraların sahibi değildir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dedesine tam tutunmuşken Allah azze ve celle onu dedesiyle imtihan etti. Ebu Talib'in evinde, fakir olan Ebu Talib'in evinde konaklamaya başladı. Dedi ki sen benim öz annemden sonra annemsin. Kendin aç kaldın beni doyurdun. Kendin çıplak kaldın beni giydirdin. En güzel, en leziz, en tatlı yiyeceklerden kendini mahrum bıraktın, beni doyurdun. Sonra dedi ki sen bunların hepsini Allah'ın rızasını ve ahiret yurdunu arzu ederek yaptın. Bu sözleri söyledi cenazenin başında. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma annemizin naaşının 3 defa yıkanmasını emretti. 3 defa. Sonra su dolu kovanın içerisine o kafur dedikleri güzel kokuyu kendi elleriyle koydu. Üzerindeki de gömleği çıkarttı. Dedi ki bu gömlek ile de onu ne yapacaksınız? Kefenleyeceksiniz. Şimdi ne olur dikkat edin Müslümanlar. Tüm her şey yapıldı. Kabir kazıldı. Lahit dedikleri yani mezarın bir köşesinde küçük bir oyuk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orayı böyle elleriyle açtı. Toprağı dışarı attı ve kendisinden hiç beklenilmeyecek olan bir hareketi yaptı. Ne yaptı biliyor musunuz? Kabrin içine yattı. Kabrin içine yatıyor. Giriyor. Bir müddet duruyor. Neden sizce? Ölümü mü tefekkür etti? Ey Müslümanlar! Ölüm denilen hadise budur. Bir gün ayakta durduğunuz zaman bunun içerisine yüzü koyun böyle hatırlayacaksınız. Bunun mesajını mı verdi? Vallahi hayır. Hani siz sevdiğiniz eşiniz, dostunuz, anneniz, babanız kim derseniz deyin. Birine çok muhabbet beslersiniz de evinde bir koltuk olmadığını görürsünüz. Koltuk almaya gittiyse ya şunu bir paketle yap mı dersiniz? Yoksa üzerine şöyle bir oturursunuz. Şöyle bir sallanırsınız. Yetmez bir de yatarsınız. Ya dersin tamam işte aradığım koltuk bu. Ben rahat ettiysem hediyeyi aldığım kişi de rahat eder demez misiniz? İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabrin içine bundan yaptı. Kabrin içine bundan girdi. Bir müddet yattı. Dedi ki tamam şimdi olmuş dedi. Annem dedi burada rahat eder. Anneme burada sıkıntı yok. Anladık mı gençler? Vefa budur. İyiliğin karşısına iyilikle mukabele budur. Sonra kabrin içinden çıktı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ne olur dikkat edin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazını kılacağı sırada hakimin müstedrekinde geçen bir rivayete göre tam 70 defa cenazede tekbir alıyor. Tekbir alıyor duruyor. Tekbir alıyor duruyor hüzünleniyor. Tekrar tekbir alıyor duruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra kendi elleriyle Fatıma binti Esed'i alır kabrin içerisine koyar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ona şöyle dua eder. Dirilten ve öldüren Allah'tır. Ölmeyecek ise Allah'tır. Allah'ım annem Fatıma binti Esed'i affet, onu bağışla. Ona hüccetini telkin eyle. Ve girdiği yeri ona genişlet. Peygamberinin yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve benden önce gelmiş peygamberlerin hakkı için şüphesiz ki sen merhametlilerin en merhametlisisin diye dua eder ve ondan sonra cenazenin etrafından dağılırlar. Şimdi soruyorum size genç kardeşlerim. Allah rızası için susmayın cevap verin. Şu dünyada bir kişi için, bakın bir kişi için, senin için düzenini bozacak kişi kimdir diye sorsanız inanın bunun cevabı annedir ha. Yeri geldi mi babalar bu konuda sınıfta kalmıştır. Yanlış anlaşılmasın. Şu dünya hayatı içerisinde istisnalar hariç, istisnaları hiç konuşmuyoruz. Komşunuz varsa onu delil getirmeyin.
İstisnalar hariç şu dünyada bir evlat için düzenini bozacak olan bir kişi varsa o da annedir. Allah Resulü onlara söylemiş. Onlara müjde vermiş. Kocaları vefat ettikten sonra çocuklarının istikbali için evlenmeyen ve bundan dolayı da yanakları kararan kadına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cennette beraber olmak ile alakalı müjde vermiş. Vallahi bunu yapıyorlar kardeşim. Evlen be anne. Evlenmem, ben oğlum için evlenmem. Evlenme anneciğim. Ya oğlum evleneceğim ama evleneceğim adam ya senin kadrini ve kıymetini bilmezse. Olsun be ana. Vallahi ben razıyım. Olmaz be oğlum. Bu saatten sonra evlensem ne olacak? Bırak da Rabbime bu hadisle kavuşayım diyen biri varsa vallahi o annendir. Billahi annendir kardeşlerim. Bunun ikincisi yoktur aziz dostum. O yüzden genç kardeşlerim Allah rızası için size sesleniyorum. Şunu kesinlikle bilin ki özellikle annenizin hakkını ödeyemeyeceksiniz. Ve başta söylediğim hadisi hatırlatıyorum. Peygamber aleyhissalatu vesselam dedi ki kim annesinin tam böyle iki gözünün ortasından öperse, böyle şak diye öperse, içten öperse, candan öperse, tabir yerindeyse yutacak gibi öperse, kıyamet gününde o yaptığı iş cehennemle arasına diyor bir perde olacaktır. Ya öldüyse şimdi o anne, ya Hakk'ın rahmetine kavuştuysa, hemen buna da bir delil getiriyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mübarek kızı kendisine en çok benzeyen ve vefat ettikten sonra en çabuk kavuşan evladı Fatıma'sı içeri girdiğinde ayağa kalkarmış nezaket sahibi bekliyoruz. Onu da diyor ki tam diyor rivayette böyle iki gözünün ortasından öpermiş kızını. Kızı da nezaket ehli bir kız. O da babasının ellerinden öpermiş. Subhanallah. Şimdi uzat abi çok özür dilerim. Baba işaret ediyoruz ha. Eylül işe. Merhaba. Uzaktan merhaba. Merhaba. Bu hale geldik Müslüman gençler. Bu hale geldik. Unuttuk el öpme kültürünü de unuttuk. Ananın alnının ortasından böyle kurşun gibi saplanmayı da unuttuk. Şeytan bize unutturdu birçok şeyi. Allah bize affetsin kardeşlerim. Evet, özellikle hatırlatmak istediğim önemli konulardan bir tanesiydi. Yani bir anne düşünün ki kendi korkusunu evladının korkusundan dolayı unutan bir karaktere sahip. Vallahi perşembe günü işte yaşanan hadise 5.8 şiddetinde bir deprem değil mi? Deprem sırasında ben evdeydim. Sen neredeydin bilmiyorum. Ancak tam o deprem anında yani depremin artık bitti. Pencereyi açtım acaba dedim dışarıda neler oluyor? Yahu vallahi bir kadın gördüm. Billahi bir kadın gördüm. Yani desem ki 35, desem ki 40 tesettürüyle öyle bir koşuyor ki derim ki vallahi rüzgarları geçer bu kadın. Yani en deli fırtınaları geçer bu kadın. Öyle bir koşuyor ki nereye koşuyorsun kadın? Ölümden korkundan koşmuyor. Bir baktım ki evladının ellerine yapıştı. Evladına yapıştı. O anayı evin içinden çıkartacak evladının korkusudur. O kadını ateşe atacak husus evladının korkusudur. Kendi korkusunu unutur anne. 5.8 deprem oldu. O deprem esnasında bir annenin koşacağı yer kirişlerin bilmem kenarıymış. Yok yatağın 2 metre uzanacakmışsın. Yok bilmem neler koyacakmışsın. Yok be kardeşim o burada geçmez. Benim anam koşar 5'e. Benim anam beni kucaklar. 70'inde kadın 35 yaşındaki adamı kucaklar, vallahi sırtını alır dışarı çıkartır. O an geldiği zaman. O yüzden bakın kardeşlerim, bir düzenin bozulmasının alametini görmek isteyenler annelere baksınlar. Allah bizlere sabır versin kardeşlerim. Anne ve babalarımıza hürmetsizlik yaptıysak Allah Azze ve Celle onları bağışlasın. Allah Azze ve Celle bizden önce ahirete intikal etmiş olan anne ve babamıza rahmetiyle, merhametiyle muamelede bulunsun inşallah. Dinleyebileceğiz mi? Devam edelim mi? O zaman İhsar konusuna benim geçmem lazım. Çok kısa bir nakilde bulunduktan sonra da söz veriyorum kapatacağım. Konu ihsardı geçen hafta aslında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme açlıktan bir bitap düşmüş. Halsiz düşmüş bir adam geldi. Doyurulmasını istedi. Peygamberin evinde onu doyuracak bir yiyecek yoktu. 9 tane evden bir yiyecek çıkmadı. 9 evden bir yiyecek çıkmadı. Ensardan bir adam Allah Resulü'nün misafirini aldı. Misafiri bildi.
evde çocuklara kadar olan yiyeceği misafiriyle paylaştı. Özet geçiyorum. Geçen hafta konuştuk. Daha sonra kendileri sabaha aç kavuştular. Peygamber aleyhisselamın yanına gitti. Tam rapor sunacak. Ya Resulallah, misafirine böyle sadık çıktık, sahip çıktık. Allah Resulü dedi ki, dün gece misafirinize davranışınızdan dedi Allah razı olsun dedi. Subhanallah. Allah razı oldu. Allahu Ekber. Şimdi şaşırıyor muyuz buna kardeşler? Ya dünkü yemekse? Ya sadece çocukların tadını alabileceği bir yiyecekse, bunun önemi var mı? Ne yedirdiğinin önemi var mı? Mühim olan müşkilin çözülmesidir Müslümanlar. Mühim olan ihtiyacın giderilmesidir. Sahabe bunu en güzeliyle yaptı. Bundan dolayı bu mükafatı elde etti. Şimdi Allah rızası için siz düşünün. Öyle bir Allah ki, öyle bir Allah razı edilmeye çalışılıyor ki, vallahi Rahman'dır, billahi Rahim'dir, Rauf'tur o Allah Azze ve Celle. Ne olur hatırlayın. Buhari'de geçiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, adamın biri yolda giderken susadı. Susuzluğunu gidermek için kuyunun içerisine girdi. Kuyudan çıktıktan sonra bir köpeğin susuzluktan dolayı diliyle toprağı yaladığını gördü. Dedi ki, ya bu da benim gibi susamış. Kuyunun içerisine tekrar girdi. Ayakkabısıyla suyu çıkarttı, köpeğe su verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Allah azze ve celle bu adamı dedi affetti dedi. Bağışladı, subhanallah. Bir kap su, bir bardak su. Sahabe şaşırdı. İlk defa belki duydukları bir mesele. Böyle meseleleri anlamak da zor kardeşler. Hani diyoruz ya, biz bazen amelleri küçümsüyoruz, azımsıyoruz, değersiz görüyoruz. İlla bir şeylerle ölçme ihtiyacı hissediyoruz. Anın vacibi neyse onu yapmak lazım. O an cennete girecek olan amelin odur. Sahabe dedi ki, ya Resulallah, biz dedi hayvanlara iyilik yapmakla sevap alır mıyız? Ha, burada bir kedicik babası var. Nerede o adam? Cumale, adam çantasında sürekli kedi maması taşıyor. Azımsıyoruz değil mi? Vallahi gıpta ediyoruz. Sokakta bir kedi görse önüne hemen bir yiyecek koyuyor. Bunu da şimdi şundan dolayı söyleyeceğim. Hadis sonra anlatacağım ama önden pazarlayayım. Süt alıyor, bir şey yapıyor. Şimdi Cumali soruyor. Diyor ki, ya Resulallah, ben diyor bu hayvanlara diyor böyle yapmakla, böyle muamele etmekle ecir var mı? Peygamber de diyor ki, canlı her hayvan içinde, canlı her varlık içinde de ecir vardır, sevap vardır. Allahu Ekber. Can taşıyorsa, çiçekse, toprağını sulamakla sana ecir vardır. Ağacı dik, meyve versin, hayvanlar istifade etsin, sana ecir vardır. Durduğu müddetçe sana ecir yazılacaktır. Hatta hatırla, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, yoldan çıkmış bir kadın, affedersiniz, yani fuhuşla iştigal eden bir kadın, susuzluğunu gidermek için kuyudan su çekti o da. Sonra bir baktı ki bir köpek susuzluktan dolayı kıvranıyor. Ayakkabısıyla aldı, ona su verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Allah azze ve celle onu affetti, bağışladı. Allah Allah, nasıl olur? Vallahi olur. Buhari Müslim hadisidir. Muttefekun aleyh bir hadistir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyorsa bizim için doğru bir hadistir. Dedi ki o fahişe kadın, affedersiniz, Allah Azze ve Celle onu affetti, onu bağışladı. Subhanallah. Ona hayrın yollarını açtı. İyiliğin yollarını açtı. Allah'a şehadet edeceği, Allah'a iman edeceği yolların kapısını kolaylaştırdı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şimdi bir mümin erkek de bir mümin kadın da çocuklarının yiyeceğini vererek ihsar yapacak. Yani kendi ihtiyacı varken kardeşinin ihtiyacını karşılayacak. Vallahi de Allah Azze ve Celle'nin ondan razı olması şaşılacak bir durum değil kardeşler. Şaşılacak olan ne biliyor musunuz? Burada inşallah bir örnekle bitireceğim. Şaşılacak olan husus, bir dönem bencil olan, kendisinden başkalarını tanımayan, yardım konusunda nakız, eksik, tembel olan insanların İsar gibi büyük bir ahlaka, cömertliğin zirvesi olan bir amele yönelmeleridir. Asıl şaşılacak olan husus budur. Hatırla ne olur? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı Medine'ye geldiğinde Ensar, Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Ensar, böyle muhacirlerle peygamber bir yerde oturuyorlar. Dediler ki, ya Resulallah, dikkat edin ne olur. Ya Resulallah, ashab yani muhacirler Ensar'ın evinde kalıyor. Hayvanlarına biniyorlar. Ya Resulallah,
biz şu hurmalıkları, yani atıyorum 20 dönüm arazi içerisinde bulunan 500 hurma ağacının yarısını muhacir kardeşlerimize, yarısını da kendimize ayırmak istiyoruz. Peygamber aleyhisselam dedi ki olmaz dedi. Olmaz dedi. Nasıl olmaz? Bakın dikkat edin, hurma bahçemizin yarısını, ha işleyen bir arazinin yarısını kardeşlerimize ortak yapmak istiyoruz. Allah Resulü dedi olmaz dedi. Yani o sizin hakkınızdır. Yani tabir yerindeyse siz balık vermeyin, balık tutmayı öğretin dercesine. Bu sefer Ensar muhacire döndü. Dedi ki ey muhacir, ister misiniz bizim arazilerimizde, bahçelerimizde bize yardımcı olun? Bahçemizi temizleyin, sulayın, ürünleri beraber toplayalım, %50'sine ortak olun. Muhacir dedi ki evet dedi. Tamam. Allah Resulü de kabul etti. Ancak şimdi gelin bakın dinleyin ne olur. Ensar bahçeyi düzeltti. Ensar bahçeyi temizledi. Ensar bahçeyi suladı. Ensar hasadı topladı. Neden? Çünkü Ensar çiftçi. Muhacir çiftçilikten anlamıyor. Kardeşlerimiz hasadı toplayamaz, ürünlerini toplayamaz, mağdur olurlar korkusuyla Ensar onların mallarını da topluyor. Sonra meydana yayıyorlar. Diyorlar ki %50'si sizindir, %50'si bizimdir. Allahu Ekber. Hatta Cabir İbni Abdullah radıyallahu anhuma diyor ki Ensar ne yapıyor biliyor musunuz gençler? Ensar az bir hurma koyuyor bir kenara. Şu tarafa da biraz hurmayı yığıyor. O az hurmanın altını hurma dallarıyla destekliyorlar. Yani çok gösteriyorlar. Muhacir geliyor şöyle bakıyor. Ensar diyor ki ikisinden birini seç diyor. Bak subhanallah. Yani onlar topluyorlar, onlar suluyorlar, onlar satıyorlar tabiri yerindeyse. Her şeyi onlar yapıyor. Araziyi ortak bölüşüyorlar. Ah ah biz olsak ne deriz ah. Ne kitaplar yazarız onlar hakkında. Enayiliğin kitabını yazarız vallahi onlar için. Biz böyle bakıyoruz çünkü meselelere. Arazinin yarısını veriyorlar ya, bakın dikkat edin. Hurma dallarıyla destekliyorlar. Muhacir bakıyor. Muhacir de böyle yine bizim gibi böyle meseleleri atlayan biri değil. Oo maşallah burada hurmalar daha iriymiş. En az neredeyse oraya yöneliyorlar. Diyor tamam biz azı alırız. Az aldığı her yerde hurma var. Çok görünen yerde hurma dalları var Müslümanlar. Allahu Ekber. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyor muhacir. Ya Resulallah biz nasıl bir kavme hicret etmişiz? Yahu bu adamlar nasıl adamlar? Fakirliklerinde de, zenginliklerinde de güzel muamele yapan insanlar. Ya Resulallah bir şeyden korkuyoruz. Neyden korkuyoruz? Onlar sevapları götürecekler. Cennetin en böyle âli yerlerinde, Firdevs'in ortasında Cenab-ı Allah'ı seyredecekler, Cemalullah'ı görecekler, biz geride kalacağız, korkusunun içine giriyorlar. Ya elhamdülillah ya Allah Resulullah Aleyhisselam. Elhamdülillah dün ibadet edemiyorduk, bugün bak ibadet ediyoruz, ekmek elden, su gölden. Cihazsa cihat, savaşsa savaş. Vah be! Bakın öyle bir şey de korkmuyorlar ha. Diyorlar ki ya Resulallah bu adamlar sevapları götürdüler, biz ne yapacağız? Allah Resulü ne diyor Müslümanlar? Diyor ki siz onların iyiliklerini anlatın. Şimdi özellikle bu konuya değineceğim biraz. Onların iyiliklerini zikredin ve onlara dua edin. Bunu yaptığınız müddetçe aynı sevaplardan siz de elde edeceksiniz. Subhanallah. Şimdi bakın onların iyiliklerini anın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki size diyor biri diyor bir iyilikte bulunursa, maddi gücünüz varsa, imkanınız varsa ona mukabelinde bulunun. Siz de ona bir iyilik yapın. Hediye alın, yemeğe götürün, ne yapıyorsanız yapın. Ama diyor maddi gücünüz yoksa, bakın ne olur dikkat edin, onun yaptığı iyiliği zikredin. İlla onun yanında, o falancalar bize böyle iyilik yaptı filan, koltuk kapatmanın anlamı yok. Başka meclislerde, ya falanca kardeşim var mı? Ya o kadar iyi bir kardeş ki benim ihtiyacımı giderdi, benim sıkıntımı giderdi, bunu anlat. Dedi ki o zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sen dedi bu işin dedi şükrünü yerine getirmiş olursun. Ama dedi kime iyilik yapılır da bu iyiliği gizlerse. Adam bana iyilik yapmış, iyiliği gizliyorum. Anlatmıyorum. Kardeşim bana böyle yardımda bulunmuş. İnsanlar atıyorum onu kötülüyor. Ya kötülemeyin kardeşim. Vaktiyle bu adam bana böyle bir hayırda bulundu. Müslümanlara böyle bir hayırda bulundu. Demez ise onun yaptığı iş nankörlüktür diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Nankörlüktür. O yüzden muhacir
ne yapıyorlar? Ensarla aynı cenneti kazanabilmek için hem onların iyiliklerini anlatıyorlar, hem de gıyaplarında onlara duada bulunuyorlar. Son final bitiriyoruz. Ama İsar'ın bir zirvesi var ki, işte şaşılacak olan budur. Kainatta böyle gökyüzünde, ey kullarım, sizin yapmış olduğunuz bu işten ben razıyım fermanı yazılı dursun kıyamete kadar. Vallahi bu mesele daha çok şaşırtıcıdır. Neyi biliyor musunuz? Melun bir kabile var. Nadiroğulları. Onların soyları geliyor mudur ben bilmiyorum. Ha bunlar onlardan mıdır onu da bilmiyorum. Varsa inşallah sonları onlar gibi olur. Nadiroğullarını biliyorsunuz Müslümanlar. Medine'de yaşayan Yahudi topluluklarından bir topluluk. Şimdi Uhud'da Müslümanlar büyük bir yara aldılar. 70 tane mücahit şehit oldu. Resulullah'ın ciğerparesi oradaydı şehit olanlardan biri. Allah Resulü ve bazı mücahitler yaralandılar. Bunu fırsat bilen Nadiroğulları, Yahudiler. Aralarında bir plan yapıyorlar. Allah Resulü'nü beldelerine çağıracaklar. Allah Resulü böyle bir yerde otururken, şöyle bir yerde otururken üzerine bir kayayı salacaklar. Allah Resulü şehit etmeyi planlıyorlar. Ancak Allah Azze ve Celle bu durumu Peygamber Aleyhisselam'a bildiriyor. Allah Resulü hiç sesini çıkartmıyor. Yanında Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir var radıyallahu anhuma. Oradan kalkıyor usulce, sessizce ta Medine'ye kadar geri gidiyor. Gidiyor oradan, ayrılıyor. Ne yapıyor peki? Allahu Ekber, Muhammed bin Mesleme'ye diyor, hemen diyor bir ordu hazırlayın diyor, Nadiroğullarına saldıracağız diyor. Elhamdülillah. Yok artık öyle alttan almak. Yok ehli kitapsınız diye biraz sırtınızın sıvazlanması. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki onlara verilen mühlet bitti dedi artık. İlk fırsatta saldıracağız. 10 gün boyunca Nadiroğullarının kaleleri kuşatma altına alındı. Ok atmadılar, kılıç sallamadılar. Sadece hurma ağaçlarından bazılarını yaktılar. Çünkü bunlar dünya perest adamlar. Bu adamların canına dokunun, malına dokunmayın. İnsanlık ölsün ama onların malları zayi olmasın. Hemen çıktılar kalelerden. Dediler ki teslim oluyoruz. Teslim oluyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların bütün o bağ, bahçe, evleri, arazilerini kendi mülküne aldı. Çünkü Allah Azze ve Celle Haşr suresinde komple bu meseleyi anlattı ve bir hükme bağladı. Cihad edilmeden muhasara altına alınan bir belde teslim olursa bunun bütün geliri, ganimetler kime gidecek? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gidecek. Oradaki iğneden ipliğe varıncaya kadar. Şimdi peygamberin mülkünde mi bu araziler? Evet. Yahudiler ne yapıyorlar? Ayette de ifade edildiği gibi evlerini yıkmaya çalışıyorlar. Hani kullanmasınlar. Ağaçları yakmaya çalışıyorlar. Zarar veriyorlar tabir yerindeyse. Alabildikleri altın, gümüşü alıp Medine'yi terk ediyorlar. Elhamdülillah Hayber'e kadar gidiyorlar. Şimdi ne olur dikkat edin. Burada bitiriyorum söz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'ı topladı. Bütün mal kime ait? Resulullah'a ait. Dedi ki ey Ensar, isterseniz, bakın dikkat edin, isterseniz şu elde edilen malları, bağları, bahçeleri, arazileri, evleri %50 size, %50'sini muhacire vereyim. Bakın aranızda pay edeyim. Kendisi almıyor ya subhanallah. En fazla belki kendisi muhtaç iken o meseleye. Ama diyor isterseniz, kendi sanki fikri ona biraz daha yakın. İsterseniz bu elde edilen bağ, bahçe, evlerin hepsini muhacire vereyim. Onlar da sizin evlerinizden, bağınızdan, bahçenizden çıksınlar. Anladınız mı? Peki ne yapıyor? Sad bin Ubade ayağa kalkıyor. Sad bin Muaz ayağa kalkıyor. Ensar'ın liderleri, o kavimlerin şerefli adamları ayağa kalkıyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah, olmaz diyorlar. Sen bütün malı muhacire ver. Onlar yine bizim evlerimizde yaşamaya devam etsinler. Mallarımızın ortaklığı konusunda da anlaşmamız devam etsin. Orada koskoca bir ensar topluluğu var. İki kişi konuşuyor. Sad bin Muaz, Sad bin Ubade. Hiçbir ensarlı adam ayağa kalkıp da ya senin tuzun kuru be kardeşim, üzerine düşen payı al, kime ne veriyorsan ver demedi Müslümanlar, demedi. Bize bir imamımız, bizim önümüzde yürüyen efendimiz, kendisine tabi olduğumuz kişi,
Bu sözü söylese ne yaparız sizce? Bıyık altından başlarız böyle gülmeye. Adama bak ya. Gene rüyada. Deriz Müslümanlar. Ama sahabe bunu demedi. Ensar ayağa kalktı, dedi ki ya Resulallah, biz dedi razıyız dedi. Biz razıyız. Bütün mal muhacirin olsun. Ama bizim evimizde yaşamaya, mallarımıza da ortak olmaya devam etsinler. İşte bu cömertliğin zirvesi İhsar'dır ey Müslümanlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde, Mescid-i Nebevi'de, Medine'de bunu inşa etti. Vallahi kıtalar fethettiler. Güçleri Azerbaycan'ın kapılarına kadar dayandı. Aralarında bu kardeşliği tesis ettiler. Afganistan'ı fethettiler elhamdülillah. Dünyanın her bir tarafına dağıldılar. 90 yaşında Eyüp el-Ensari'yi radıyallahu anh İslam ordularıyla beraber getiren husus budur. Ne olur hatırla. Şam fethedileceği sırada Ebu Ubeyde İbnül Cerrah önüne böyle en leziz yemekler getiriliyor. Diyorlar ki bu yiyecekleri peki benim askerlerim yiyor mu? Diyorlar ki yok, bu senin için özel. Komutansın ya, lidersin ya, efendisin ya. Senin güçlü olman lazım, iyi idare etmen lazım. Vallahi diyor, benim kardeşlerim diyor bu yemeği yiyene kadar ben diyor böyle bir yiyeceği yemem, benim diyor yiyeceğimi getirin diyor. Subhanallah. Onları İstanbul'a kadar getiren, İstanbul'u sallandıran, korkutturan husus vallahi aralarında kurduğu bu tesistir kardeşlerim. Biz ümmeti Muhammed olarak artık bu ümmet halkalarının en sonuncusu olarak aramızdaki kardeşliği böyle tesis etmediğimiz müddetçe, isteyenimiz çıkarı için istemediği müddetçe, verenimiz Allah için sarf ettiği müddetçe vallahi Müslümanların sesi çok gür çıkacaktır. Müslümanların yumrukları çok şiddetli olacaktır. Müslümanların nefesi en deli esen fırtınalardan ve rüzgarlardan daha tesirli olacaktır. Ama aramızdaki ukuvveti, kardeşliği tesis ettiğimiz müddetçe, İhsar anlayışımızı kendi içimizde ikame ettiğimiz müddetçe. Allah Azze ve Celle hem Ensardan hem de Muhacirden bu konuda bize örnek olan Selefi Salihinden razı olsun. Bugün Suriye demeden, Irak demeden, Afganistan demeden, Arakan demeden, Balkanlar, Kafkaslar demeden ümmeti Muhammed'in derdiyle dertlenen, onların sıkıntılarını kendi sıkıntısı bilen, onların yüzü gülmeden kendi yüzü gülmeyen, selef gibi bu konuda düşünen, sahabe titizliğinde ne kadar mümin erkek ve mümin kadın varsa Allah Azze ve Celle onların şereflerini, rahmetlerini, bereketlerini, mağfiretlerini arttırsın. Onların o kıvamına, o ahlakına ulaşmayı da bizlere nasip etsin değerli kardeşlerim. Şimdi dedi ki Perşembe günü 5.8 şiddetinde bir deprem oldu. Deprem oldu. Efendim, zelzeleleri, afetleri insanlığın yaşam tarzına bağlamak çok büyük bir edepsizliktir, hayasızlıktır. Bu yanlış bir algılamaktır. Bu doğa kanunudur diyen geri kafalılara sesleniyorum. Allah Azze ve Celle Nuh kavmini yapmış oldukları haramlar ve günahlardan dolayı helak etti. Salih Aleyhisselam'ın kavmini Allah'ın peygamberine isyan ettiklerinden dolayı helak etti. Ad kavminin üzerine taşlar yağdırdı. Yeryüzünde güçlü olan hangi devlet varsa, 1000 yıl da yaşasa, Allah'a asi olduğu günün sabahında Allah yerin dibine geçirdi. Tıpkı Sebe melikelerinin olduğu gibi. Yemen'de 1000 yıl boyunca Sebe kavmi, Allah Azze ve Celle ibret olsun diye Kur'an-ı Kerim'in 34. suresini Sebe suresi olarak belirlemiştir. Yemen'de sağa baksanız ayete göre bahçeler, sola baksanız bahçe, önünüze baksanız bahçe, arkanız bahçe, bahçelerin arasından nehirler, dereler akıyor. 1000 yıl boyunca bir saltanat sürdüler. 1000 yıl boyunca. Vadilerin arasına barajlar yaptılar. Allah Azze ve Celle işlemiş oldukları günahlar neticesinde o Arim selini gönderdi. Arim seliyle beraber o kavmi helak etti. Allahu Ekber. Şimdi siz ne konuşuyorsunuz? Efendim fay hattıdır. Yok enerji patlamasıdır. Hiçbiri değil Müslümanlar. Ömer bin Hattab'ın halifeliği döneminde yer sarsılıyor. Hazreti Ömer şöyle vuruyor. Diyor sakin ol diyor, sakin. Benim diyor kavmimin içinde, yaşadığım Müslümanların içinde günahkarlar yok ki diyor.
Var mı zina edenler? Böyle aleni zinalar. Var mı aleni içkiler? Hazreti Ömer günah nerede hemen onun başına dikiliyor. Gölge gibi insanları takip ediyor. Harama düşmesinler diyor. Sakin ol diyor. Yerle konuşuyor. Yerin sesiyle konuşuyor. Zelzeleyle konuşuyor. Yeri susturmaya çalışıyor. Delil getiriyor ona. Benim yaşadığım şu toplumun içinde günahkarlar mı var diyor. Facirlik at safhaya mı çıkmış diyor. Sus diyor, sakin ol. Bugün, ya bugün Müslümanlar zina denilen husus okulların içine kadar düşmüş. Madde bağımlılığı okulların içerisine kadar girmiş. Bugün insanlık birbirini unutmuş. Hani diyorlar ya, çok güzel bir söz söylemişler. İnsanlık o kadar ileri bir seviyede ki görünmez hale geldi. Subhanallah. Görünmez hale geldi insanlık. Şimdi böyle yaşanılan bir toplum, vallahi adı İstanbul olmuş, adı Arakan olmuş, fark ediyor mu? Hiç fark etmiyor kardeşler. Allah Azza ve Celle yardımını, nusretini değil, Allah Azza ve Celle azabını gönderir. Biz de diyoruz ki Allah'ım, yaşadığımız kavmin içerisinde, yaşadığımız toplum içerisinde haddi aşanların seni buğzunu, senin gadabını üzerine çekmek için yarışanların içerisinde bizi de helak edenler arasına koyma Allah'ım. Onların başına indireceğin musibetten bir pay da bize verme. Eğer biz o musibeti hak edecek bir tutumun içindeysek, onları uyaramıyorsak, davet edemiyorsak, irşad edemiyor isek de Allah'ım sen bize rahmetinle, merhametinle, ölümü gönderdiğinde de razı olacağın bir ölümle karşı karşıya gelmeyi bizlere nasip et. Geceniz inşallah mübarek olsun. Akıbetiniz hayır olsun. Şunu asla yadırgamıyorum. Ne olur bunu da dikkatinizi çekmek istiyorum. Deprem olduğunda, sel olduğunda jeoloji uzmanları konuşturuluyor ya. Hele bir de ateist zihniyetli insanlar, Allah tanımaz insanlar, Allah'la dalga geçen adamlar konuşturuluyor ya. Konunun uzmanları o. Bir de konunun uzmanları olup da sadece Ramazan'da konuşanlar var ya, oruç zamanlarında konuşanlar var ya, oruçta insanlara fetvalar veren, onları ahirete taşıyan bir zihniyet var ya, çıksınlar şimdi konuşsunlar. 99 senesinde bu abilerin benden daha iyi hatırlarlar. 99 senesinde deprem Allah'ın ikazıdır diyen insanlar cezaevlerine girdiler. Doğru mu abi söylüyorum? Deprem Allah'ın ikazıdır. Dikkat edin ey Müslümanlar, kendimize çeki düzen verelim dedi birileri. Hemen soluğu cezaevinde buldular. Şimdi onlar acaba bundan mı korkuyorlar bilmiyorum. Ancak onların şimdi çıkıp da yok afet paketleriymiş, afet çantalarıymış, bunların hazırlanmasından önce bu ümmetin Allah'a hazırlanması konusunda insanları uyarsınlar. Depremden önce, afetlerden önce insanlığın manevi olarak nasıl tedbirler alması gerektiğini konuşsunlar. Sonra çıksın birileri. Maddi anlamda da nasıl tedbirler alınması gerektiğini konuşsunlar. Allah Azze ve Celle bizleri bağışlasın. Bizlere lütfuyla, keremiyle muamelede bulunsun. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.